Gerçekten içeride bayağı at sayılı bir kalabalık var. Sizi bekliyor sevenleriniz. Bu akşam burada şarkılarınızla birlikte olacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Metroport AVM'de güzel bir etkinlik olacak. Sürpriz repertuar. Bugün benim için özel bir gün. Neden? Bugün Arı'nın doğum günü. Evet, şimdi onun doğum gününde sahnede olacağım. Üstelik sadece burada değil, bu konserden ayrıldıktan sonra Harbiye Açık Hava'ya bu sefer Sezen Hanım'a keyboard çalarak eşlik etmeye gidiyorum. Biz bu konserin ardından. Harika, çok güzel. Zaten Instagram'da paylaşmıştınız. Paylaştım. Görüntüsünü değil mi? Nasıl geçti bu olay? Şimdi insan yuvaya dönmüş gibi hissediyor. Çok değişik bir duygu. Yani aslında hiç oradaki orkestradan ayrılmamış gibi hissediyorum kendimi. Özellikle arkadaşlarımla olan ilişkim orada direkt bir solist ilişkisi de bir müzisyen ilişkisine dönüyor. Aynı zamanda Sezen Hanım da böyle bir şeye sıcak bakması benim için ayrıca büyük bir mutluluk oldu. Nostalji yaşıyorum, öyle söyleyeyim. Erken ama bir nostalji. Heyecan çok belli oluyor zaten. Abi olmaz mı? Yani. Felaket bir heyecan. Acayip tabii. Bugün. Yani şey, özellikle hem Arın'ın doğum gününü işte kutladık. Florya'da ailemle beraberdim. Oradan buraya geldim. Buradan da oraya derken bugün böyle full konsantre olmuş durumdayım bütün konserlere. Pasta kesildi mi? Kutlama yapıldı mı? Kestik. Kestik abi. Arın birazcık rahatsızdı bugün. Doğum günü şerefine teşekkürler. Ondan sonra pastasını kestik. Ondan sonra ben buraya geldim, onları uğurladım. Arın'a ne hediye aldın? Bak şimdi hediyeleri söyledim. Eşofman aldık abi. Daha çünkü büyük hediyeler için erken. Şeye geleceğim, yeni albüme geleceğim ama öncesinde Sezen Aksu'nun geçtiğimiz günlerde bir haberi vardı. Hepimizi üzdü. Hani müziği bırakıyorum gibi. Herhalde siz konuşmuşsunuzdur bu konuyu. Valla ben de konuşmadım açıkçası. Merak da ediyorum. Elbette ona sormak lazım ama ben pek tahmin etmiyorum, ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani. Kendi görüşüm bu. İstemem de böyle bir şey olmasın. Asla kopmaz ama zaten o sanırım farklı bir şey. Yani sahneyle alakalı gibi anladım ama ben kesinlikle onu besleyen kaynağın müzik olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey. Ben ihtimal vermem. Açıkçası istemem de böyle bir şey olmasın. Evet. Sizin albümünüzü soralım efendim. Neler söyleyeyim? Bizim albüm az kaldı arkadaşlar. Herhalde kısa bir süre sonra klibi seyredeceksiniz. Radyolara da herhalde önümüzdeki haftalarda geçecek. Şu anda mix aşamasındayız. Ve repertuar çok kalabalıklaştı. Onları birazcık da eliyoruz. Remix albüme bırakacağımız şarkılar var. Şu anki görüntü 15 şarkıda limitleyeceğiz gibi görünüyor. 13-15 arası. Biliyorsun 2,5-3 senede bir albüm yapıyoruz. Yapmışken de albüm gibi olsun diye uğraşıyoruz. Ama çok benzeri. Yani şu anda iddialı. Albüm öncesi dev projelere imza attınız. Zara Fabian özellikle çok konuşuldu. Basında geniş yer buldu. Konserde muhteşem neler söyledi. Şimdi işin bu görünen tarafı yani Türkiye'deki yani esas Avrupa'da çok güzel şeyler oluyor. Şu anda Fransa'nın iki tane en büyük radyosu ve televizyonu şarkı çalıyor. Bununla beraber şarkı oradaki listelerde de yükseliyor. Birkaç gün evvel kendisiyle konuştum. Bir yandan da onun albümü için, uluslararası albümü için çalışmaya devam ediyorum. Çok keyifli. Açıkçası böyle büyük bir dünya starıyla, bir yıldızıyla bir projede çalışabilmek bile bir onur. Çok şey öğrenmemiz gerekiyor. Ama şunu görüyorum. Nasıl ki bizde Sezen Aksu bir divadır ve o kadar naif bir yumuşak bir kalbi vardır ki aynı şekilde Lara Fabian da öyle. Yani genellikle kariyer büyüdükçe tam tersi olarak o gönül naifliği de bir o kadar yukarı çıkıyor, ego aşağıya gidiyor ama evet. Ters orantı. Kolu başak, eğik olur. Diyorsun. Evet. Güzelmiş tabir. Efendim bayram önümüzde. Evet. Kurban bayramı. Bir mesaj alabilir miyiz sevenlerimiz? Hemen vereyim. Bu bayramın adı Hac bayramı arkadaşlar. Kurban bayramı değil. Bizdekiler konuya bu şekilde yaklaşıyor ama aslında hac yapanların bayramına biz ortak oluyoruz. Onlar orada kurban kesiyorlar. Bunun mutluluğuyla onları paylaşıyorlar, kestikleri kurbanları. Aslında bunun amacı odur tam olarak. Ben inşallah herkesin hac bayramı çok güzel geçsin. İnşallah orada Arafat'ta edilen dualardan biz de faydalanalım. Biz de kendi benliğimizi kurban edebilirim inşallah. Bayramda buradayız. Ailemin yanında olacağım. İkinci günde Tuzla'da bir konser var. O yüzden şimdiden iyi bayramlar diyeyim herkese ben de. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Sevenleriniz fazla bekletmeyin. Tamam.